İlk işimiz Home Depot'ya gitmek oldu. Buradan tahtalarımızı aldık. Murat da geldi benimle. Büyük parçalar çünkü biraz daha ağır. Daha sonra garajda bu daha önceden çizdiğim trase ile ön tarafı dekupaj aletiyle kestim ve zımpara işlerine başladık. Herhalde bu teknede çok zımpara işim olacak gibime geliyor. 3-4 tane zımpara aletim var. O yüzden zımpara pek sorun olmayacak ama çok zımpara işi çıkacağı belli. Murat geldi sonra. Teknenin arkasından bir santim olarak bir 7-8 santim kesmemiz gerektiği ölçüye göre. Murat da aslında uçak mühendisi. Ama tekneyi yapıyoruz. Öyle bir tekneyi bitirelim bir de uçak yapabiliriz yani. Home Depot'ya gene gidip tahtalardan sonra bir motor uydururuz. Bu da teknenin arkası. Tekneyi ayna kıç yapacağım. Ayna kıç diyoruz. Burada ne diyorlar bilmiyorum Amerika'da. Yani balta burun değil de ayna kıç tekne yapacağız. Daha kolay. Bu teknenin arkası. Zaten tekne flat bottom boat diyorlar buna. Yani altı düz. Yani suya değen yeri düz bu teknenin. Bizim klasik bildiğimiz kavisli değil. Baktım da böyle genelde evde, garajında kendi tekne yapmaya kalkanlar bu tarz tekne yapıyorlar. Çünkü yapımı daha kolay. Benim de ilk tekne denemem olacağı için kendimizi fazla zorlamadan basit bir şey yapalım dedik. Bu yapışkan da ağaç tutkalı ama enteresan bir tutkal. Kuruyunca, yani iki ağacı birbirine yapıştırıyorsun, kuruyor. Eğer ayırmaya kalkarsan ağaç kırılıyor. Bir şekilde iki ağaç birbirine giriyor. Yani çok enteresan bir tutkal. Senelerdir bu tutkalı kullanırım yani. Çivi tabancasıyla, küçük çivilerle sadece tutturuyorum aslında. Daha sonra bunları vidalayacağım. Daha sağlamlaştırmak için vida koyacağım bu birleşim yerlerine. Ön tarafını yaptık abi. Burnun dikmesini diktik. Bu yana koyduğumuz ağaçlar da aslında yan panelleri çakarken kılavuz olsun diye koyuyoruz. Daha sonra bunları çıkaracağız. Thank you.
Teknenin karkası çıktı aslında. Şekli de belli oldu. Evet, burada ön tarafını Murat bana tarif ediyor. Belki Vikinglerin tekneleri gibi bir baş yaparız diyor. Evet, ilk gün için fena değil yani.